Şimdi 64. sayfayı seslendiriyoruz. Burada dikkat ettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerime örnekleri var. Harf talimi olarak cezimli okumada dikkat edilecek hususları uyguladıktan sonra, yerleştirdikten sonra, gerekli tekrarı yapıp meleke haline getirdikten sonra artık tilavete bunu taşıyabiliriz. Şayet sıhhatli bir şekilde taşıyabilirsek kıraatimiz de sıhhatli hale gelmiş olur. Şimdi birinci grup ayet-i kerimelerde özellikle kırmızı ile ifade edilmiş olan sakin harflere hareke vermeden okumaya gayret edeceğiz. Yani özellikle bu hataya yoğunlaşacağız. Konulu çalışma prensip haline getirelim. Diğerlerine de dikkat etmeye çalışacağız ama özellikle sakine hareke vermeme hususunda ihtimamımız olacak. Şimdi başlıyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Doğrusu bu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu yanlış. Çünkü her üç sakin harfe de hareke vermiş oldu. Doğrusunu bir daha okuyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim, maliki yevmiddin. Konumuzla ilgili burada sadece yevmi derken sakin olan vav var. Yevmi, zaten uğraşacaksın ki bu hata çıksın. Normalde bu hata burada çıkmaz. Ama yine de biz dikkat edelim. Bir daha okuyorum. Errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Bu ayette de iki tane sakin harfimiz var. Na'budu derken ayın, nesta'in derken sin. Na'budu nesta'in demeden, hareke vermeden doğru okumamız için bir daha dikkat edin. Doğrusunu okuyorum. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine's-sırâta'l-müstakîm. Doğrusu bu. İhdi olmayacak. Talimu lama hareke verdi. Bu da yanlış. Bu da olmayacak. Müstakimi hem sonundaki mim hem de sin hareke verilmeden okunması gerekiyor. Müstakim şeklinde. Bir daha okuyorum şimdi. İhdine's-sırâta'l-müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gayril meğdûbi aleyhim veled-dâllîn. Bakın ne oldu? Sizler de belki
tebessüm ettiniz. Hepsi hatalı ama bu bir vaka. Geliyor kursiyer kardeşlerimiz, bu şekilde okuyuşlara çok şahit oluyoruz. Yani böyle köylerde ihtiyar haca neler olur, onların okuduğu gibi. Bu şekilde okumak bir hocaya yakışmaz. Öyleyse tasavvurufumuzu daha işin başında Fatiha'da yapmamız gerekiyor. Doğrusu şu, وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Bakın derken burada hiçbirine hareke vermedim. Vayyi olmadı. Mevgu olmadı. Evet, baştan alıyorum tekrar. صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ. Doğrusu bu. Rab بَنَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. Hepsi yanlış gene. Bu şekilde değil. رَبَّنَغْفِرْ لِي فِرِلِي. Hata bu bir. Veli valideyye velilmu. İki. Lilmu olmaz. Velilmu. Lilmu. Mu'mi değil. Mu'minine. Mu'minine. Bu. Velilmu. Minine, bu şekilde düzeltiyoruz. Yevme olmaz. Gene hareke geldi. Vav harfinin üzerinde yaylanmak yok. Yevme, doğrusu bu. Yekumulhi, geneleme hareke geldi. Mulhi, mulhi, mulhi. يَقُومُ الْحِسَابِ. Bu şekilde düzelttikten sonra bu şekilde ayrı ayrı her birisiyle meşgul olaraktan sahih okuyuşu bulana kadar talimimizi, çalışmamızı yapacağız ve en sonunda şu güzelliğe ulaşacağız. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Yani özellikle hacannelerimizde böyle okuyuşlara şahit oluyoruz. Bakın tamamı bu okuyuşun bahsettiğimiz kaide ve kurallar itibariyle hatalı, yoğun hatalı. Öyleyse şimdiye kadar dikkat çektiğimiz hususlara sizler de dikkat edin ve riayet edin. Okuyuşumuzu düzeltelim. Düzeltin. Şöyle ki, birincisinden başlayalım. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ dedik. Ün'a orada ızhar var. O ızharda sakin nunu hareke vermeden ızharı yapmak gerekiyor. Un'a. Un'a, un'a şeklinde. Aleyi, aleyi, leyi. Bakın hareke geliyor. Yi, yi oluyor. Bu olmayacak. Aleyhi, aleyhi. Bu şekilde. Hime'e, hime'e. Yine mime hareke geldi. Kesre hareke. Bunu vermiyoruz. Him'e. Him'e.
enne ikfayı da böyle yaylandırarak yapıyor. Öyle değil. Enze bu şekilde ikfa devam ederken eğer ağzın açıklığı değişirse, biraz aralanırsa az önceki gibi bir durum olur. Enne yaylandırmalar. Enze doğrusu bu. Zerote ra'ya hareket verdi. Zerote doğrusu bu. Enzerte humu'e humu'e damme hareket verdi. Hum'e doğrusu bu. Hum'e emlemtu her iki mime gene hareket verdi. Vermeden. Emlemtu zirhum yine ra'ya hareket verdi. Verme artık. Sonuna geldik ayeti kerimenin. Sakine hareket verme yanlışı. Bitsin. Emlemtunzirhum la yu'minun. Yu'u deme burayı da. Yu'u olmaz. Doğrusu yu'minun. Şimdi doğrusunu baştan bir daha okuyorum. Ve sevâun aleyhim. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Bir daha okuyorum. Çok hata var çünkü bu ayet-i kerimede. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Bu ayet-i kerimeyi okurken وَضُ galgale olmayacak. وَضْرِبْ dat harfine وَضُ öyle bıraktığımız zaman hem galgale oluyor bakın, hem de hareket vermiş gibi oluyor. Hareke vermiş oluyoruz. Hareke vermeden ve dat harfinin üzerinde de çok oyalanmadan ve drib babı da kalınlaştırmadan bu şekilde okuyoruz. Meselen e olmayacak. Orada ızhar var. Len tenvini okurken ortaya çıkan bir sakin nun var. O sakin nuna hareke vermeden meselen e şeklinde hareke vermeden okuyoruz. Esu olmayacak. Esha yine ince kalın ayrımına da dikkat. Belqaru ye hem ra'ya hem lama hareke verdi. Yanlış. Eshaben qarya şeklinde doğrusunu. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ üçüne de hareke verdi. اِذْ جَاءَ hareke vermeden. Zel harfinden ayrılmıyoruz. اِذْ sonra جَاءَ geliyor. Ama aradaki bu boşluğu kaldırıyoruz, peş peşe okuyoruz. اِذْ جَاءَ diye doğru okuma muvaffak oluyoruz. اِذْ جَاءَ هَلْمُ doğrusu bu.
Mürüse hata. Mürüse hareket vermeden. Mürüse mürselun. Bunu da böyle düzelttikten sonra şimdi bütün bu güzellikleri bir araya getirerekten güzel tilavetimizi yapalım. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثنين فكذبوهما فعززنا. Doğru okuyuş bu. Burada da yine اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا diye hareket vermeden okumak gerekiyor. Bu okuyuş yanlış. Bir daha okuyorum doğru okuyuşu. İz erselnâ ileyhimu thneyni fekezzebuhuma fe'azzezna. Şimdi Zilzal suresinin ilk iki ayetini bir arada okuyorum. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Tamamı sakine hareket verip vermeme bakımından hatalı bir okuyuş oldu. Böyle okumuyoruz. Şimdi doğrusunu üst üste okuyorum. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Bir daha okuyorum doğrusunu. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Şimdi Nas suresinin son iki ayetini peş peşe okuyorum. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ değil. Bu hatalı okuyuş. Doğrusunu okuyalım. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. Bir daha okuyorum. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ.